İşte benzen nitrolamasının genel bir tepkimesi. Benzen halkasıyla başlıyoruz ve buna derişik nitrik asit ve derişik sülfürik asit ekliyoruz. Tabii bu da benzen halkasında yer alan protonun yerine bir nitro grubu konulacağı anlamına geliyor. Evet, şimdi benzen nitrolamasının mekanizmasına bir bakalım. Sol taraftaki nitrik asidin nokta yapısıyla başlıyoruz. Sağ taraftaki ise sülfürik asidin nokta yapısı. Sülfürik asit aslında nitrik asitten daha güçlü bir asittir. Yani ilk adımda sülfürik asit bir Brownsch-Lowry asidi görevi görecek ve bir proton verecek. Mesela bu proton olsun. Nitrik asit ise baz görevi görecek ve bu protonu alacak. Yani bu ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alacak ve bu bağda bulunan iki elektronsa oksijende kalacak. Öyleyse bu asit-baz tepkimesini yan tarafta gösterelim. Evet, bileşiğimizi şöyle çizmeye başlayalım. Atomları şu şekilde yerleştirecek olursak, evet, burada eksi bir formal yüklü oksijenimiz mevcut. Ortadaki azotun da formal yükü artı bir. Sağ taraftaki bu oksijenin hali hazırda bir hidrojene bağı bulunuyordu. Şimdi bu proton da ona bağlanıyor. Tabii oksijenin bir tane ortaklanmamış elektron çiftinin kalması ona artı bir formal yük vermiş oluyor. Evet, şimdi bu elektronları gösterelim. Buradaki kırmızıyla işaretlediğim ortaklanmamış elektron çifti bir proton alarak bu oksijene artı bir formal yük kazandırmış oldu. Fark ettiğiniz üzere bu bir ayrılan grup olarak suyu oluşturuyor. Yani bu elektronlar buraya gelirse buradaki elektronlar da oksijene geçecektir. Şimdi bunun sonucunu bir çizelim. Bu durumda su molekülü ayrılacak. Şöyle sağ tarafta gösterecek olursak, evet, H2O burada. Oksijenin de elektronlarını şöyle eklemiş olalım. Takip ettiğimiz zaman buradaki mor elektronlar su molekülüne bağlanan bu elektronlar oluyor ve artık su molekülü bizim ayrılan grubumuz. Tabii suyun ayrılmasıyla geride kalan yapı nitronyum iyonu. Şimdi bu iyonu şöyle bir tamamlayalım. Elektronlarımızı belirginleştirecek olursak buradaki mavi ile işaretlediğim elektronlar şuraya gelerek bir pi bağı oluşturmuş oldu. O da aşağıdaki yapımızda tam şurayı ifade ediyor. Tabii bu durumda azot da artı bir formal yük elde ediyor. Bu arada azot sp hibritleşmiş durumda ve bu da nitronyum iyonunu doğrusal hale getiriyor. Ve tabii artı yüklü bu nitronyum iyonu mekanizmamızdaki elektrofil olacak. Şöyle çizerek not etmiş olalım. Şimdi yukarıdaki bu duruma baktığımız zaman sülfürik asidin konjüge bazını da oluşturmuş oluyoruz. Yani HCO4 eksiği. Evet, elektrofilimizi oluşturduğumuza göre bundan sonra ne olacağına bakalım. Bu aşamada elektrofil benzen halkamıza eklenecek. Yani bir nükleofil elektrofil tepkimesi yapacağız. Evet, önce benzen halkamızı çizelim. Halkamıza bağlı hidrojenimizi de şöyle ekleyelim. Şimdi yanına nitronyum iyonunu çizelim. Katalizörün amacı burada elektrofilimizi oluşturmaktı. İşte artı yüklü nitronyum iyonumuz. Şimdi burada nükleofil elektrofil durumu var. Yine aynı şekilde benzen halkamızdaki pi elektronları nükleofil görevi görüp elektrofilimize saldıracak. Şöyle gösterecek olursak bu elektronlar artı yüklü azota saldıracak ve ardından buradaki elektronlar da oksijene geçecek. Şimdi bu nükleofilik saldırının sonucunu yan tarafa çizelim. Halkamız şöyle. Şurada hidrojenimiz mevcut. Kimyadaki klasik gösterimi takip etmek için elektrofilimizi şöyle üstteki karbona ekleyelim. Evet, azot artık burada. Üstteki oksijenle azot arasında çift bağımız mevcut. Alttaki oksijenin ise artık 3 ortaklanmamış elektron çifti oluyor ve bu da ona eksi bir formal yük veriyor. Tabii azot halen artı bir formal yükünü korumuş oluyor. Şimdi ne olduğunu daha rahat takip etmek için bu elektronları bir gösterelim. Buradaki pi elektronları artı yüke çekilmişti. Yani nükleofil elektrofil durumu oldu. Böylece bu pi elektronları nitro grubumuzda bir bağ oluşturmuş oldu. Tabii daha önce gördüğümüz gibi bu işlem sonrası bu karbondan bir bağ koparmış olduk. Dolayısıyla bu karbonun artık artı bir formal yükü oluyor. Evet, şimdi bazı rezonans yapılarını çizebiliriz. Öyleyse şuraya bir tane sığdıralım. Evet, önce buradaki pi elektronlarını buraya taşıyalım. Hemen çiziyorum. Şurada
Aynı şekilde hidrojenimiz mevcut. Hemen altında bir nitro grubu var. Şöyle NO2 yazarak ifade etmiş olalım. Biraz zaman kazanmak için bunu yaptım. Buradaki p elektronları aynı şekilde kalıyor. Diğer p elektronları ise şuraya geliyor. Belirginleştirecek olursak şu mavi p elektronları artık şurada yer alıyor. Bu işlemden sonra bu karbondan bir bağ koparmış olduk. Böylece bu karbonun artık artı bir formal yükü oluyor. Evet, şimdi başka bir rezonans yapısı çizelim. Bu kez üstteki bu elektronların şuraya gelişlerini gösterelim. Halkamız şu şekilde. Nitro grubumuz yine halkamıza bağlı. Burada pi elektronları var. Üstteki pi elektronları ise sol kenara geçiyor. Tabii bu kez de üstteki bu karbondan bir bağ koparmış olduk. Bu da karbonun artık artı bir formal yükü olduğu anlamına geliyor. Evet, böylece 3 rezonans yapımız var. Hatırlayacaksınız, bu sigma kompleksi bu üçünün hibriti. Böylelikle mekanizmamızın son adımına gelmiş olduk. Yani sigma kompleksimizin deprotonasyonu. Şimdi geri dönelim ve neyin baz görevi görebileceğini düşünelim. Evet, su molekülü burada bir baz olarak görev yapabilir. Öyleyse su molekülündeki bu ortaklanmamış elektron çifti buradaki protonu alacak ve bu bağda yer alan elektronlarsa şuraya geçerek aromatik halkamızı yeniden oluşturacak. Şimdi bunu çizmeye başlayalım. Evet, benzen halkamızı yeniden oluşturmuş oluyoruz. Tabii aynı zamanda protonumuzu da koparıyoruz. Yani sigma kompleksindeki bu deprotonasyon ürünümüzde mevcut protonun yerine bir nitro grubu getirmemizi sağlıyor. Evet, bu kez yeşil rengi kullanarak bu elektronları gösterelim. Şimdi burada bulunan yeşil elektronlar sigma kompleksinin protondan arınmasıyla şuraya gelerek aromatik halkamızı yeniden oluşturmuş oldu. Ve böylece ürünümüz ortaya çıktı. Nitro grubumuz artık halkamıza bağlı. İşte nitrolama mekanizması bu şekilde oluyor. Şimdi üzerinde bir nitro grubu olan bir benzen halkası oluşturduğunuz zaman bazen sentez yaparken bu nitro grubunu amine dönüştürmek size yardımcı olabilir. O zaman şuraya yardımcı olacak bir tepkime çizip hızlıca bir bakalım. Evet, nitro grubunuzu bu şekilde oluşturduğunuzda bu nitro grubunu birkaç farklı yoldan amine dönüştürebilirsiniz. Bir nitro grubunu indirgemenin klasik yollarından biri ilk adım olarak demir ya da kalay ve HCl gibi bir proton kaynağı kullanmak iyi olacaktır. Tabii bunu asidik bir ortamda yapacağınız için ikinci adımda sodyum hidroksit gibi bir şeyle bunu nötr hale getirmeniz gerekir. İşte bu adımlar nitro grubunu bir amine indirgeyecektir. O zaman bu ürünü çizmeye başlayabiliriz. Halkadaki NO2 yerine artık NH2 var. Ve elbette bu bir anilin molekülü. Bir nitro grubunu amine indirgemenin başka yolları da var. Bu sadece bunu yapmanın klasik yollarından biri. Bu yüzden bu derste daha sonra çalışacağımız sentez problemleri için faydalı olabilir.